Şimdi bu safhanın arkasından gelen safha alaka safhası. Zaten alak süresindeki o alak ifadesi de oradan biliyorsunuz. Ne demek biliyor musunuz alaka? Sözlükler nasıl bir mana veriyor? Tırnağı bir yere batırmak. Mesela tırnağı batırdınız şurada. Batırdığınız anda derinin içine doğru gitti değil mi? Tam da işte alak dediğimiz şey bu. Birazdan onu söyleyeceğim size. Bir şeyi bir şeye yapıştırmak, hasım birinin hasmına, düşmanına sarılması, dikenin elbiseye batması, bir de bilinen anlamıyla kadının hamile kalması. Ama bütün manalar birbirlerinin yakınları. İzleyeniniz var mı arkadaşlar? Çok ciddi videolar var burada. O alak nutfenin yani bir damla spermin Kadının rahmindeki yer alışı ile alakalı video izleyenleriniz var mı? İzlemediyseniz izleyin çok güzel videolar var. İnanın ki böyle onları izlediğiniz zaman aklınız duracak. Erkek spermini bıraktı kadına. Ne oluyor biliyor musunuz? 300 milyonluk bir ordu bırakıyor. 300 milyon. Ve bu ordu her biri bir asker bunların aynen de videolarda böyle resmedilir. Her biri bir asker hedef belli hedefe doğru koşuyorlar. Ama nasıl böyle bir süratle gidiyorlar. 300 milyondan sadece bin tanesi yumurtaya gidiyor. Gerisi yarı yollarda kalıyor. 1000'in içerisinden de bir tanesi rahim duvarına yapışıyor. Eğer yapışırsa döllenme olmuş oluyor. Allah aşkına Allahu Ekber denmez mi buna? Allah'tır bunu yaratan. Bu nizamı koyan Allah'tır. İşte onun için bize diyor buna bakın. Biz utanıyoruz meni demeye, sperm demeye. Ben şu anda sırtından akan teribi bilseniz. Karadenizli hocalar rahat konuşuyor. Onlar maşallah bir şeyler söylüyorlar ama ben o kadar rahat değilim. Ben bunları söylüyorum ama Kur'an bana söylettiği için söylüyorum. Bunları söylerken, Kur'an bu kadar ısrarla dikkatimizi çekmesi bunun üzerinden yaratılışın büyüklüğüne ait bazı şeyleri siz de anlayın diye söylüyor. Anlarsak eğer o zaman Allah'ın o yüceliğini, büyüklüğünü, kendi acziyetimizi, yaratılıştaki mucizeyi daha farklı bir biçimde anlamış olacağız.